Gold. Bakalım. Tamam, valla onları hep ama senin yüzünden. Tamam. Ve arkam senin dediğin gibi tamam. Yani herhangi bir tane integer'e karşılık en kere dönüm olacak. Z'de sonsuz yok ya. Her bir integer'e karşılık en kere dönüm hesabına. Evet. Tamam. Şimdi şey yapalım. Bu aldığımız herhangi bir tane loop'u bir tane nokta kaçıran, yani görüntüsünde bir tane noktayı kaçıran bir loop'a pet homotopik yapabiliriz. Tamam. Bunu da şöyle yapacağız. SN'i bir tane şeyini alacağım. Covering'ini alacağım. SN'den ilk önce north pole çıkarttığımızı düşünün. O bir open kümemiz olacak. Bir tane south pole çıkarttığımızı düşünün. O diğer open kümemiz olacak. Ondan sonra da şöyle yapacağım. Bu 0-1 aralığından geliyor ya bunun. 0-1 aralığının öyle bir partition'ını alabilirim ki her bir aralığın görüntüsü ya bir open kümede ya da diğerinde olacak. Tamam. Şimdi bu dediklerimi yazayım. Şimdi şundan doğru olsun. N. Zero. Ay, Egehan herkes burada değil mi? Burada. Sıfır. Bir. Ondan sonra U dediğime SN minus. Benim sesim geliyor mu? Grup online. Geliyor hocam. Geliyor hocam. South Pole. Sıfır, eksi bir, bin, sn minus, south pole. Evet. Şimdi bir tane base point seçelim. X a base point. X a base point. X zero of s N bu sağ kolda noktalı olmasın. It is neither N nor S R A is to show that any loop in Sn comma 0 is pet homotopic to a in loop. Tamam. North kaçıracak şekilde ayarlayabileceğimizi, pet homotopik yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Şimdi bir tane loop alalım. Let the in a loop in Sn comma 0. Şimdi claim ha? Tabii ki. Tamam. Claim there exists a subdivision zero zero T1 TK minus 1 TK bu da bir such that the following
Following. Oh. Evet. Bir. For each I in zero k minus one we have gamma ti plus one. This is either u or image lies in V. You see, and second property is for each I in 0 k minus 1 bir de uç noktalara bakıyorum şuraya and of ti is not n and not ti not equal to s. Evet, şimdi bunun için bu onun çok ilgili bir konu olan Lebesgue lemma diye bir şey vardı. Hızlan Lebesgue diye bir isim duymuşsunuzdur. Evet, şimdi onu söyleyeyim. Aslında bu şuradan geliyor. Ama bunun bizim için daha faydalı olan versiyonunu da söyleyeceğim de onu da hatırlayalım. Now recall Lebesgue lemma. Tamam. Şimdi arkamı çok iyi bildiği bir konu. Let be a compact metric space and let bunun rekabını alalım UI I1 and open cover and open cover of K bunların bir diametre then there exists a delta positive such that for every subset A with diameter of A less than delta fluid biraz daha yukarı there tabi ki there exists aynı burada söylediği şey şu. Siz K'nın bir tane open cover'ını alıyorsunuz. Eğer bunun yeterince küçük subsetlerine mesela
normalde bir tane kalıbını aldığınız için sayının. Şimdi bir tane subset aldığınız zaman, kalıbın bir tane subsetini aldığınız zaman bu o open kalıbındaki herhangi bir elemanı tamamen içine düşmek zorunda değil. Ama bunu bayletimiz. Bayletimde birbirine en uzun iki nokta arasındaki uzaklık. O yeterince küçük alırsanız subseti mutlaka bir tanecik UI'nin içine düşecek. Tamam mı? Şimdi bizim yapacağımız şey de şu. Bizim cover'ımız zaten bir tanesi U, bir tanesi B. Kompakt uzayımız da SN. Tamam mı? Şimdi aslında devletlenme bu. Ama biz şöyle diyelim. Şunu kullanacağız. Bunu bizim için daha faydalı olacak. Şöyle diyeyim. Yani şu bizim için daha faydalı. Korolları. Şöyle diyeyim. Let. Bunu kullanacağım. Let f en eşittir 1 için kullanacağım. 0 1 x'e Map from N to N topological space X and that open cover of x then that exists and such that for any şöyle A1 AN aldığımız 0 1 yani ikisi biri yar exists and I in I such that şöyle olacak gözünü aldık F şimdi şuna bakıyorsunuz Evet. Ya özünde bu korolların söylediği, biz bunu tabii ki en eşittir bir için alacağız. Bu korolların söylediği, sen ikisi bir tane open cover'ını aldığın zaman bu 0-1 aralığında böyle bir partition'ı bulabilirim ki her bir parçanın görüntüsü tamamen open cover'daki bir tane kümenin içerisine düşüyor. Şimdi bizim kümemiz SN, bizim cover'ımız da U ve V kümelerinden oluşuyor. O zaman biz şunu yapabiliriz. Bu 0-1'in öyle bir partition'ı alabiliriz ki o claim'deki gibi.
Tamamen görüntüler ya U'nun içerisinde olacak ya da V'nin içerisinde olacak. Yani şöyle izleyeyim. Faydalı kurumları apply to şu zero one sn kavramımızda and sn is u union b demek ki that exists k such that for any bu katsayı farklı işlemleyeceğimizi söylüyor. Sıfır. Eksi bir. Tamam. The image şuna bakıyoruz. Bu lies in you or in Hocam şey sorayım. tabii ki. Hocam ben biraz kayboldum da genel fikri açıklayabilir misiniz? Ne yapmaya şey Tabii ki. yapıyorsunuz? Şimdi özünde aslında bu analiz şeyden. Bir tane şey, yani herhangi bir tane şey diyelim. Kompakt bir yüzeyi bir tane kavurma alın. Tamam mı? Bir tane kavurma alın. Bu aslında bir tane küpten tanımlar. 0, 1 üzeri n'den tanımladığınızda da doğru. Bu kare diye düşünürseniz bunu, kare, yani n2 aldığınız zaman kareyi öyle birbirine bölüyorsunuz ki her bir parçanın görüntüsü sizin open kavramınızdaki bir tane kümenin tamamen içine düşüyor. Bizim bunu kullanma şeklimiz, bizim elimizde 0, 1'den esene bir tane map var. Bizim elimizde de SN'in bir tane cover var. U union V şeklinde. O zaman bu diyor ki 0 1 aralığını yeterince çok partition'a bölersen 0 1'i o zaman her bir parçanın görüntüsü ya tamamen U'nun içerisinde kalacak ya da tamamen V'nin içerisinde kalacak. Tamam. Bunu aslında aldığınız herhangi bir cover için de yapabiliyorsunuz. Ama benim bizim dediğimiz sizin loop'unuz var. 0 1 aralığından S'e gidiyordu. S'e bir kavuru var. U ve V diye. Tek yaptığınız bunu K parçaya bölerseniz böyle bir K var ki K parçaya bölerseniz her bir sub-interval'ın görüntüsü ya U'nun içerisinde kalacak ya da V'nin içerisinde kalacak. Tamam. Yani bu Löwit lemma diye düşünürseniz de hani diameter'ı yeterince küçük kalırsa yeterince küçük kalır aslında şunlar lambdaların görüntüsü lambda gamma gamma'ların görüntüsünü Löwit lemmadaki o subsetler olarak düşünün. Şurada. Şu Löwit lemmadaki her subset diameter yeterince küçükse o zaman bu cover'ın içerisinde tamamen cover'ın içerisinde yani cover'da kullandığımız o kümeler içine girer. Tamam mı? Bizim burada yaptığımız bizim elimizde bir tane cover'ımız var. Bu diyor ki bu aralığın şöyle söyleyeyim. Yani şundayız. In particular şöyle aldık aslında. The subdivision 0-1 aralığını şöyle bir subdivision alırsanız i bölü k
eşittir sıfırdan k'ye kadar satisfies condition 1. Tam burada beklerim adam. Yani ve sizin subsetlerinizin değerini yeterince küçükse aldığınız her cover için her bir subset o cover'ınızdaki bir tane kümenin tamamının içine düşüyor. Tamam mı? Tolga? Tamam hocam, anlaşıldı. Tamam mı insanım? Bu löbetlerinin uygulaması. Şimdi bu birinci condition. İkinci condition'da da T'nin görüntüsü N ya da S olmasın istiyorum. Ha. Zaten N ya da S ise o kolay. Çünkü N ya da S ise şöyle bir. Bu bir. Tamam. Yani aslında söylediğimiz şey şu. Yeterince çok parçaya bölerseniz ya onun içerisinde kalır görüntü ya benim içerisinde kalır. Tamam. Bunu ben söylemedim. Yani oğlum siz gıcık mısınız lan? Ben bunu denebiliyor musun bu dönemde? Yani şey yani çok var mı şey? Şimdi normal ve yok. Yani şimdi şöyle düşünebilirsin. Bir tane bakıyoruz K. K diye bir tane uzayın var. Bunu open setlerde kabul ettin. Tamam. Şimdi normalde sen K'nın herhangi bir tane subsetini aldığında bu adam o open cover'daki 3 tane kümeyle birden kesişiyor olabilir. Yani hiçbirinin tam içine düşmüyordur. Evet. Ama üçünün birden, yani burada 3 tane küme kabul ediyorlar. Leveklenme diyor ki, öyle bir tane delta var ki, bunun diameter yeterince küçük olursa bu mutlaka bunlardan bir tanesinin tamamen içinde kalır. Tamam, sezdin mi şimdi? Bu bir evet. Ya şimdi şöyle, biz bir tane open cover aldık. Ya şimdi şöyle diyeyim. Evet. Ya bizim loop'umuz şimdi hem north pole'la hem de south mesela diyelim ki 1,0 noktasını aldım base point'i. Bizim adam north pole'dan south pole'a inip oradan tekrar 0,1'e geliyor olabilir. Tamam mı? Yani loop'un kendisi tamamen bir tamamen onun içerisinde ya da tamamen benim içerisinde kalmıyor. Ama bunu yeterince çok parçaya bölersem 0,1 aralığını işte nasıl ki 3 parçaya böldüm. 0'dan 1,3'e kadar 1,3, 2,3, 2,3, 1 diye o parçaların her biri ya yukarı yani ya U'da ya da V'de kalacak. Tamam mı? Anıl hala bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Üçe döndü. Üç olmayabilir. Belki de yok. Üçte bir burada, üçte bir burada, üçte bir burada. Parçalayınca her bir parça. Yani F'i, şimdi birinci koşu şunu söylüyor. Ama kanun diğer üçte bir parçası neden bu tarafta? Saniye ben öyle bir şey demedim. İşte hayır. Şimdi sadece şuraya bakıyorum. Bir kısmına bakıyorum. Yoksa aynı adam tabii ki. Adam evet. Bu şey değil, bir illüzyon değil. Bak. Evet. Hani var ya uçuyorum. Evet. Ya oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Hiçbir şey yokmuş. Tamam neyse. Evet. Condition var. Şimdi bir de şey var. Bu condition 1. Tamam. Yani yeterince refine ederse ya U'nun içerisinde ya da benim içerisinde. Şimdi şey istiyorum. Şu uç nokta oraya gelmesin. North Pole ya da South Pole'a. Evet, tamam. O da aslında şey, yani öyleyse parçaları birleştirebiliriz diyeceğim. Now,
propose that there exists, şu, şimdi aldık bir partition, one, k minus one, şöyle olsun, git, şu adamın görüntüsü not olsun. Tamam. Tamam, şimdi bu adam North Pole'a gidiyor. O zaman, ama birinci koşul cepte, then neither şu ti i minus 1 ti a. Şimdi unutmayın, SM'den North Pole çıkarttığım zaman o hükümeye u dedim. Tamam mı? Hükümeye u. Ve her bir parçanın görüntüsü ya U'da ya V'de. O zaman şimdi mesela bu adamın görüntüsü U'nun içerisinde olamaz. Aynı zamanda neither this nor that ti plus 1 can be contained in yok, bu da şey dedi. SM minus North Pole. Tamam. O zaman birinci koşulu sağlayacak şekilde bir partition seçmiştim. So by one both have to be contained in U. Bu da aslında size şey diyor, t'yi eksi birden t'yi artı bire varasıya kadar siz zaten hep hali hazırda v'nin içerisindesiniz. O zaman ben t'yi atayım partition içerisinden. Anlam içinde uygunsa. Teşekkür ederim. Contained in V in particular we have this i minus 1 i plus 1 of ev but then we can remove T R from the subdivision. Tamam. Aslında böyle olan bütün T'leri atarsan, bu varsa böyle bir tane T'yi varsa attım partition içinden. Başka varsa aynı şekilde o aralığını da birleştireceğim. Iterating this process, we can that for each I we have is not n. Yeah. Similarly, şunu da söyleyebiliriz aynı. Tamam. Anlaştık mı bu arada? Can bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu TI'yi çıkardığımız zaman yeni oluşan interval de yani TI minus 1'dan TI plus 1'a giden o kısma da V'nin içine düşmüyor mu? Evet. Bu yazdığım yeri mi, altını çizdiğim yeri mi söylüyorsun? Evet. Tamam. Yani bu aslında şöyle diyor. Ben başta bir tane partition aldım. Yani 0-1 aralığını bir partition aldım. Bunlar hep U'ya, hep V'ye düşüyorlar tamamen. Eğer uç noktada, T'nin noktasında
T'yi noktasının görüntüsü N ise, o zaman T'yi eksi 1'den T'yi artı 1'e kadar olan aralık zaten V'nin içerisine düştüğü için partition'daki o T'yi atıp aslında K tane partition'a değil de K eksi 1 tane partition alabilir. Cevap verdin mi şimdi? Evet hocam, anladım. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Buraya kadar tamam. Şimdi elimizde bir tane loop var. Adetimizde bir tane loop. Amacımız bu loop'un North Pole'a, North Pole'dan geçmeyen bir tane loop'a petomotopik olduğunu göstermek. Tamam mıyız? Şimdi onu claim olarak alalım. Claim. The loop insert yine x0 noktasında bir loop bu is at homotopic loop that does not fit the mode of tamam. Şimdi elimizde zaten bir tane partition'ımız var. Fit a subdivision as before. Şimdi suppose suppose there exists an r0 to k minus 1 such that şu adam tamam. Şimdi şu aralıkta t'yi eksi 1 aralığında şey yapıyor. T'yi artı 1 aralığında North Pole'dayız. Tamam. Anlaştık mı burada? Şimdi buradaki yapacağımız hikaye şu. T'yi artı 1 subdivision'ın görüntüsü eğer North Pole'dan geçiyorsa şimdi şunu biliyoruz. Ne T'yi anındaki görüntüsü North Pole ne de T'yi artı 1 arasındaki North Pole. Tamam yani T'yi anında şurada, T'yi artı 1 anında burada North Pole. Yani buradan böyle geçen bir tane loop var. Tamam. Şimdi yapacağımız şey bu adamları şey yapmak. Şöyle söyleyeyim. T'yi anında burada T'yi artı bir anında burada, arada bir yerde de North Pole'da. Şimdi SM'den unutmayın bir de n büyük eşittir 2. Tamam mı? Şimdi söyleyeceğim şey n büyük eşittir 2 kullandığımız yer. SM n büyük eşittir 2 aklınızda tutun, unutmayın. SM'den North Pole'u ve South Pole'u çıkartırsam adam hala petkoluydu. Tamam mı? O zaman ben bu T'nin görüntüsüyle T'yi artı 1'in görüntüsünü North Pole ve South Pole'ı değmeyecek şekilde birbirine bağlayabilirim. Tamam. Yani oradaki parçayı o North Pole'dan geçen parçayı North Pole'dan geçmeyen bir parçayla değiştireceğim. Tamam. Evet. Şimdi onu yazacağım.
by our choice of subdivision lambda ya da gamma pi. Airlines hepsini U dediğim neydi ya? Şöyle öyle yazmıştım. SN'den Northbound'u çıkarttı. U o zaman bu adamlar V'nin içinde. Tamam. Çünkü U'nun içi bu adam neyi hit ettiğine göre U'nun içerisinde değil. Değil mi? O zaman tamamen V'nin içinde kalıyor bizler. Değil mi? Tamam. Lies entirely in V. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Since işte burası en büyük eşittir 2'yi kullandığımız yer. SN minus North Pole, South Pole is head connected. And bu T yanında North Pole'da değil, South Pole'da değil, onun ayarladık. Aynı şekilde şöyle de diyebiliriz yani T i artı bir anında da North Pole değil, South Pole değil. We can pick a pet to delta D T i artı bir anında bu kesişimde yani x'i not bo that connects this and şöyle yazabilirim istedi. Şimdi çıkacağız. Şimdi şöyle, şunu demek istiyorum en başından beri. Yer yok ya, bir şey yaptım. Biraz daha aşağı alacağım. Şu bizim North Pole. Şu bizim South Pole. Şu bir tane sıfır diye bir tane nokta seçtim. Base point'im. Bizim yolumuz şöyle olsun. Tam bizim noktayı. Ha ve de şöyle partition aldık ya. Şu. Yaptığım eğer böyle bir şeyse yaptığım şey şu. Gene çizeyim bunu.
Tamam. Şöyle yapıyorum. Bu. Bu işte bizim deltamız. Ve bu PET. Bu pik. Bu. Şimdi şuraya tanışma yapacağım. T, I, T, I, plus 1. Evet. Yaptığım şey bu. Tam eğer orada bir aralıkta, uç noktalarda deniyor, bir aralıkta North Pole'a değiyorsa bu esenden iki tane nokta çıkarttığın zaman hala PET connected. O PET connected aralık, yani North Pole ve South Pole'da hiç uğramadan giden bir tane PET'le bu görüntüleri birleştirebiliyorum. Tamam. Böylece bu aralıklardan herhangi birisinde North Pole, yani herhangi bir aralıkta North Pole'a geliyorsa o aralığı alıyorum, uç noktaları tutuyorum. Uç noktalarda zaten North Pole'da değil. Onu esenden iki tane nokta çıkarttığım zaman PET connected olduğu için North Pole'da da South Pole'a uğramayacak şekilde biraz böyle aşağı doğru alıyorum. Tamam mı? PET connected. Uç noktalarda sabit. Tamam. PET connects this and that. Şuraya devam edeyim. Hocam onun gamaya homotopik olduğunu nasıl söylüyoruz? Bunu söylüyorum şimdi. Şimdi evet, aslında bu pembe görünümlü PET'le siyah görünümlü PET nerede duruyor? Esenden sağ kolu çıkarttığım yerde duruyor. Doğru değil mi? İki PET'te şimdi Uğur'un sorusuna cevap olarak şu pembe görünümlü yazdığım yer var ya, bunlar niye birbirine PET homotopik? Aslında bu iki PET'te şeyde, şöyle düşünün. SN-South Pole'dan. SN-South Pole nasıl bir yer? Simply connected. Simply connected olduğu için herhangi bir tane PET birbirine PET homotopik. Aynı noktada başlayıp bir tane. Söylemiştim ya hani tantana olmuştu. F'ler, Q'lar havada uçuşmuştu. Evet. Ben şimdi onu da yazarım. Bunun sorusuna cevap. Since. Oldu mu Uğur? Şimdi evet hocam. Since, evet, evet. Since the pets. Ti plus 1 and delta they bold line in the simply connected set B demiştim. SN minus South Pole. They are PET homotopic. Tamam. Evet. Tamam. Şu en son şunu yazalım. In the loop gamma we replace this piece ti plus one by delta. Tamam. Aslında burada yaptığımız, eğer T1 artı 1 arasında North Pole'a değiyorsa o zaman o aralıkta North Pole'dan geçmeyecek şekilde PET homotopiyle değiştirebilirim diyoruz. Tamam mı? Şimdi başka yerde varsa aynısını yapacağım. Anlaştık mı? Dolayısıyla da ne oluyor? Bizim loop'umuz
North Pole'a değmeyen bir tane loop'a petomotopik oldu. North Pole'a değmeyen yerdeki loop'larda arenin içerisinde loop'lar olarak düşünülebilir. Dolayısıyla orası da simply convective. Tamam mı? Yani doğru argüman, doğru söyleyiş aslında esenin içerisinde aldığımız herhangi bir loop North Pole'dan geçmeyen bir tane loop'a petomotopik. Esenden North Pole'u çıkartırsam aren, yani loop'un görüntüsü simply convective bir region'ın içerisinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla o loop'un null homotopik olması lazım. Tamam mı? Burada dediğim gibi esen minus North Pole, South Pole o petomotopik olmasını kullandık şu ikisini bağlamak için. Ve bu şeyde yok. S1'de yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi egzersiz olarak da şunu soruyorum. Sadece şunu düşünüp ben sınavda soruyorum. Şimdi F X'ten Y'ye, tamam mı? F diye bir tane map'im var. X'ten Y'ye ve bu map sörecekti. Fundamental gruplar arasında induce ettiği map'te sörecekti olmak zorunda mı? Yani F X'ten Y'ye surjective. Şimdi pi 1 of x, x0 pi 1 of y, f of x0. Tamam. Bu map surjective olmak zorunda mı? Hocam göremiyoruz ya. Neyi göremiyoruz? Ha, yazmadım. Peki yazayım. Ulan ne diyecek insanlar? Exercise. Bu tamam, ispatın geri kalanı Anıl'ın meşhur sözüyle bitti. Değil mi? Gören gözler için ispat bitmiştir. Exercise. Anlaştık değil mi Tutku? İspatta anlaştık mı? Dur ilk önce onu sorayım. İspatta anlaştık mı? Şey hocam, anlamaya çalışacağım ben. Kayboldum da biraz. Sor. Bu final konusunu gereken ispat geçen partisi. Evet, partition finite. Çünkü şey, her çünkü şey yapacağım, iteration yapacağım. Her değen aralıkta bunu aşağıya alacağım. Aralık sayısının finite olmasını bahsediyorum. Evet, finite. Çünkü söylerken de bir tane kardiyel sayı var diye söyledim. Bu demoden bir then there exists, evet, evet, finite. Şu bizim kullandığımızda yani k tane k aralığa veriyorum. Finite sayıda aralığa veriyorum. Tamam. Sen bunu mu söyledin? Tamam. Yoksa iteration'da ne yapacağımızı bilemezsin. Sonuçta iteration'da finite. Exercise. Let f from x to y be a surjective injective olacak map of topological spaces and x maps based on session is the induced map to f sub star pi 1 x x pi 1 y f of x. Şurada bir tane loop alayım. Neyle göstereyim loop'u? Lambda. Ben bu gamma lan. Gamma. Bunu nereye göndereceğim? F composition gamma. Tamam.
Yani bu indüs edilen nemde bu. Tamam. Bu sefer f of x'te her şey oluyor. Bu şekilde. Şimdi bu o zaman şey var. Yani bu bir grup homomorfizm aslında. Bu bir grup homomorfizm oluyor. Biz bir indüs map nesneseleri and surjective epimorfizm, injective monomorfizm. Yani iki tane soru var. Bu soru işaretini. Şey, yani net false. Şey. Hemen sonra şeyi göreceğiz. Mesela bu uzayların şey, covering space diye bir şeyler göreceğiz. Daha bu her bir uzayın üstüne kendisinden daha büyük onu cover eden bir uzay koyacağız. Onun fundamental durumu aşağıdaki uzayın fundamental. Bir tane örnek vereyim mesela şey olarak. Neyse, tamam bir düşünün siz. Yani sonuçta diskin fundamental durumu bitiriliyor. En azından şu an şey biliyoruz ki Esra'nın fundamental durumu trivial değil. Bu homotopik olmayan bir tane loop var. Çember etrafında bilmem. O zaman hocam S2'dan S1'a bir continuous map bulsak söyleyecekti. Kesin kanıtlım oluyoruz. Necessary olmadı. Evet. S2'dan S1'a evet. Tamam. Neyse. Yani şimdi örneklerini göreceğiz zaten. Kabul space'ler de şimdi en azından aklımızda olsun. Böyle bir soru da vardı diye. Tamam. Şimdi şeyi görmüş olduk aslında. Sn en büyük eşittir 2 için simple connected. Bundan sonra da S1'ın fundamental durumunun Z olduğunu göstereceğiz. Tamam. Z'ye izomorfik olduğunu. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir. Belki. Stop. Stop ettim.